Merhaba sevgili dostum. Yaşamanın keyifli tarafları olsa da bazen çok zorlayıcı bir deneyim olabiliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz son 2 yıl bence dünya delirmiş gibi ve üzerimize geliyor. Hem dünya, hem ülkemiz, hem belki de beraber yaşadığımız ya da beraber yaşamak zorunda olduğumuz insanlar bizi gerçekten zorluyor olabilir. Bence insan nesli, insanlık tarihi boyunca yaşayan tüm nesiller çok zorlanmış olabilirler kendi hayatları boyunca. Ama bizimkini biz deneyimliyoruz ve bence yeterince zor şey yaşadık son 2 yıl içerisinde. Pandemi bir taraftan. Bir yandan küresel ısınma diyoruz. Bu hayatımızı gerçekten hissedilebilir bir şekilde etkilemeye başladı. Ülkemizde yangınlar çıktı, depremler oldu. Siyaset, ülke gündemi, ekonomi zaten her zaman karma karışık. Hayat pahalılaştı ve böyle bir dünya içerisinde, delirmiş bir dünya içerisinde biz ruh sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. İster istemez kafamızda huniyle gezeceğimiz zamanlar da olabilir belki. Bu kadar maruziyete devam edersek ama yine de ben bir noktada kendi ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı koruyabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için mucize önerilere gerek yok. Zaten mucize önerilerin çok işe yaradığını da düşünmüyorum. Hayatın içinden böyle basit basit kendini korumak için bazı önerilerden bahsetmek istiyorum. Delirmiş bir dünyada delirmeden nasıl yoluna devam edebilirsin? Bugünkü videomuzun konusu bu. İlk önce en temel şeylerden bahsetmek istiyorum. Düzen, rutin. Böyle deyince çok sıkıcı ve monoton geliyor olabilir ama insanın delirmemesinin ve sağlam bir psikolojiye sahip olmasının en temel koşulu rutin. Rutin derken neyi kastediyorum? Belli bir saatte uyumak, belli bir saatte kalkmak, yeme düzeninin olması, öğünlerinin düzenli olması, sağlıklı besleniyor olman, en az belli bir seviyede uyku düzeninin olması, hareket edebiliyor olman. Bunlar olduğu zaman yani evet sürünürsün ama ölmezsin. Yani önemli olan kısım bu. En temel şey rutin. Belli bir hayatının rutini olması lazım. Bu olmazsa gece belli bir saatte yatıyorsan, çok az uyuyorsan ya da bazen aşırı uyuyorsan, hep böyle abur cubur yiyorsan, çok sana zarar veren şeyler yiyorsan, aşırı alkol tüketiyorsan, uyuşturucu kullanıyorsan bunlar senin psikolojini zaten başka bir şeye gerek olmadan bozacaktır. Bu konudaki bir rutinimizin olması çok değerli diye düşünüyorum. Bir diğer şey içinde bulunduğumuz dünyada sosyal medya hep varmış gibi geliyor. Hatırlıyor musun sosyal medya olmadığı zamanları? Ben mesela cep telefonu olmadığı zamanları bile hatırlıyorum. İlk defa kuzenim almıştı benden 7 yaş büyük. Ya bana mucizevi ve sihirli bir aletmiş gibi geliyordu. Ama şu an bir bakıyoruz ki onun olmadığı bir dünyayı tasavvur dahi edemiyoruz. Yani gerçekten o kadar alışmışız ki hem teknolojiye hem telefonlara hem de sosyal medyaya. Ama sosyal medya bazen bizi kendimizi diğer insanlarla kıyaslama noktasında, olumsuz haberlere maruziyet noktasında ciddi anlamda zorlayabiliyor. Eğer kendi kafanı korumak istiyorsan, sağlam bir psikolojiye sahip olmak istiyorsan sosyal medyayı minimize etmen lazım. Ana haber bültenleri, siyasi tartışmalar, ülke gündeminin böyle birazcık aşırı böyle sıkıntılı mevzularından olabildiğince uzak kalıp sadece genel geçer bir bilgiyle bile yoluna devam edebilirsin. Çünkü güzel haber yok. Güzel haberi paylaşmayı da sevmiyoruz bu arada. Güzel haberler elbette var hayatın içinde. Ama sen bir sosyal medyada bir haberde bir güzel haber duyacağım diye belki de 100 tane olumsuz habere maruz kalıyorsun. Bu da senin psikolojini bozabilir. O yüzden az sosyal medya, az televizyon ve sıfır ana haber bülteni dersek birazcık daha iyi hissetmeni garantilemiş oluruz. Bir diğer şey şöyle bir durum. Özellikle kötü hissettiğin zamanlarda ruhsal açıdan otomatik bir düşünce devreye girer ve der ki o gün kötü hissediyorsan bundan sonra hayatım hep kötü geçecek, hep böyle hissedeceğim. Hayatımdaki olumsuzluklar düzelmeyecek ama maalesef böyle bir seçeneğimiz yok. Sen istesen de, hep kötü hissetmeyi seçsen de bir noktadan sonra normalize oluyorsun. Bir noktadan sonra o hayatındaki problem ortadan kalkmamış olsa bile sen alışmaya başlıyorsun. İnsanın böyle bir tarafı var. İyi şeyler de ortaya geliyor, kötü şeyler de ortaya geliyor. Bugün şu anda şu sıralar kötü hissediyor olman hayatının bundan sonrasını böyle olacağı anlamına gelmiyor. Belki de sonrasında güzel zamanlar ya da en azından standart zamanlar seni bekliyor diyebiliriz. Kendini bir şekilde bu kadar boğma, enseyi karartma. Hareket etmek dedim ama bu mevzuyu birazcık daha açmak istiyorum. İnsan bedeninin hareket etmeye ihtiyacı var. Hareket etmediğin zaman daha kötü hissedersin. Hareket ettiğin zaman bedenin o şekildeki ihtiyacını karşıladığı zaman daha iyi hissetme eğiliminde olursun. Beyninin hormonları bile bu noktada salgılanır. Gün içerisinde 10 dakika bile olsa bedeniniz
zorlayacak, azıcık terlemeni sağlayacak bir etkinlik yaparsan, yani mekik çekebilirsin, şınav çekebilirsin, belki böyle hızlıca birçok YouTube programında 10 dakikalık programlar var. Onları yaparsan iyi gelecektir. Bir diğer şey yürümek. Bence bedava antidepresan diyebiliriz. Yürüyen insanlar her zaman diğer insanlara göre daha iyi hissediyor. Bunu da buraya yazıyorum böyle. Beyhan Budak böyle demişti dersin. Yürümek gerçekten insana çok iyi hissettiren şeylerden bir tanesi. İnsan hayatta karşılaştığı problemleri her zaman tek başına çözemez. Ama sen hayatın boyunca sana sen güçlüsün, sen tek başına yaparsın, sen yalnız kurtsun gibi bir yaklaşımla büyüdüysen diğer insanlardan yardım istemeyi güçsüzlük, zayıflık görebilirsin ya da onlardan yardım istediğin zaman onlara yük olacağını zannedebilirsin. Ama böyle bir devirde tek başına idare edebilmek zor. O yüzden zorlandığın zaman destek istemekten, yardım istemekten çekinme. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bazı insanların desteğine ihtiyaç duyuyor olmak o insanlara bir lütuf, bir hediye. Seni önemsiyorum. Senin desteğin benim için önemli dediğimiz zaman bazen o insanların desteğini alarak onlara iyilik yapmış bile olabiliriz. O yüzden yardım istemekten sakın ola çekinme. Sen ne yaparsan yap bazen dünya üstüne gelmeye devam edecek ve bazen kötü hissedeceksin. Çok kötü hissedeceksin. Moralin bozuk olacak. Ama bir şekilde ekmek aslanın ağzında derler ya. Bu kadar kötü hissederken de çalışmaya, görevlerini yapmaya, okulunu bitirmeye, hayatını idame ettirmeye devam edeceksin. İşte böyle zamanlarda özellikle kötü hissederken görevlerini olabildiğince küçük parçalara bölerek devam ettirmeni, birazcık vites küçültmeni öneririm. Eğer sen normal zamanlarda motive olduğun kadar yüksek bir tempo ile çalışmaya devam edersen buradaki çalışma temposu normalde zaten bozuk olan moralini daha da kötü bir hale getirecektir ve psikolojini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Böyle zamanlara özel küçük adımlar, minik adımlarla devam edersen yoluna hem işinden, gücünden, okulundan geri kalmamış olursun hem de birazcık kendini toparlamak için bir nefes alanı yaratmış olabilirsin. İnsan kötü hissettiği zaman diğer insanlarla paylaştığında bu hissiyat azalıyor. Ama sen birazcık pragmatik bir insansan şunu diye olabilirsin. Paylaşınca ne olacak? Benim derdimi mi çözecekler? Hiç öyle değil. Durum sandığın gibi değil. O insanların sana fiziksel anlamda ya da lojistik anlamda bir desteği olmasa bile sen ona anlattığın zaman ya sadece kafa sallasa bile, sadece sana şefkatli gözlerle bakıyor olsa bile ne yapıyor biliyor musun? Süreç zihnin iyi hissediyor. Şu mesajı alıyor. Yalnız değilim. Bir şekilde halledeceğim. İşte derler ya eskiler için işte babam bana bir faydası olmasın ama gölgesi yeter. Başka birinin varlığı yeter bazen. Sadece anlatmak, duygularını paylaşmak insana iyi hissettirir. Paylaşmayan insanlar bir yerde patlıyorlar. Bu da ciddi bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Bazen sevdiğin insanlardan bile böyle bıkkınlık gelebilir. Kimsenin yüzünü görmek istemediğin zamanlar olabilir. Gayet hak veriyorum. Ben de bazen böyle hissediyorum açıkçası. Kimseyi görmek istemiyorum. Bu gerçekten hepimizin yaşadığı bir durum. İşte bu gayet normal bir durum. Doğal bir durum. Ama yalnızlık belli bir noktaya kadar insana iyi hissettiriyor olsa bile eğer bu yalnızlık ve diğer insanlardan uzaklaşma süresini uzatırsan bu seni depresyona sokabilir. Bu seni kaygı bozukluğuna sokabilir. O yüzden abartılı bir yalnızlıktan, insanlardan uzaklaşmayı birazcık engellemen, frenlemen lazım. Belli bir ölçüde yalnızlık iyidir ama abartma. Abartırsan bu sıkıntılı bir duruma sebep olabilir. Duygular önemli. Biraz önce bahsettim. Paylaşınca iyi hissettiriyor. Bir diğer şey de şu. Duyguların haberci özelliği vardır. Araba sürüyorsun. Arabanın orada bir sürü uyarı ışığı vardır. Yağ lambası vardır. Hararet lambası vardır. Lastik basınç sensörü vardır. Bir sürü böyle işte farların bazen arıza verip vermediğini söyleyen sensörler bile mevcut. Aynen duygularımız da böyle çalışıyor. Şimdi sen bazen çok kaygılı hissediyorsun. Çok korkmuş hissediyorsun. Çok böyle yalnız bunalmış hissediyorsun. İçinde kocaman bir büyüyen sıkıntı hissediyorsun. Bunlar öylesine uzaydan sana enjekte edilmiş şeyler değil. Bunların her birinin bir anlamı var. Kaygılı hissediyorsan bu bir mesaj içeriyor. Belki de hayatında zor bir dönemden geçiyorsun. Almaman kadar yük almışsın. Korkuyorsun belki de ilişkinde bir sorun var. Ya da belki işinde bir sorun var. Onunla alakalı bir durum. İç sıkıntısı var belki. Bazı şeyleri görmezden gelip halının altına süpürdüğün için iç sıkıntısı yaşıyor olabilirsin. O duygularını şöyle bir gözlemlemen lazım.
ben ne yaşıyorum? O mesajları alırsan bunlar erken uyarı işaretidir. Yani araba yağ lambasını yakıyor ve sen erkenden gidip tamirciye yağı doldurtuyorsun. Ama o lambayı göz ardı edersen ne olur, ne derlerdi? Motor kayış mı sıyırıyordu? Motor sıkıntılı, böyle tamiri çok zor bir duruma gelebiliyor. Eğer sen yağ lambasını görmezsen ve zamanında önlem almazsan. O yüzden duygularını izle. Bir bak bakalım ne demeye çalışıyorlar sana. Diğer insanlara bir şekilde yardımcı olmak iyi bir şeydir. Elbette hayatımızın erdemlerinden bir tanesidir. Ama bazen istemediğin halde senin sınırlarını ihlal eden insanlara evet demek zorunda hissediyorsan, bu senin duygusal ve psikolojik sermayenden çalacaktır. Ve sen hep evet diyorsun, hep bir şekilde diğer insanlara kendini feda edercesine yardımcı oluyorsun. Ne olacak? Depo azalıyor. Hayatın içindeki küçük bir sıkıntı bile sende bir psikolojik probleme sebep olabilir. O yüzden hayır dersen, kendini korursan, sınırlarını korursan oradaki depoyu muhafaza edersin ve hayatın gerçekten seni zorlayan taraflarına daha dirençli olman mümkün olabilir. Hayır demek psikolojiyi korur. Bu söylediğim şeyler mucize değil. Belki zaten birçoğunu kendin biliyorsun. Benim amacım bilmediğin şeyleri burada sana anlatmak değil, seni dürtmek. Bazen dürten, hatırlatan birisine ihtiyacımız olacaktır. Buradaki mevzu şu. Bunlara dikkat edersen, kendi zihinsel sağlığını, bedensel sağlığını korursan hayat her zaman zorluk çıkartacak karşımıza. İşte o zorluklara karşı daha bağışıklık sistemimiz güçlü olacaktır ve delirmiş bir dünyada kafaya huni takmadan, yani kendimizi delirtmeden yaşamaya devam edip böyle edebimizle yaşayıp gidebiliriz bence. Yoksa gerçekten bu dünyada, bu ülkede yaşamak hiç de kolay değil diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.